Merhaba dostlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle eriğin bol olduğu bu dönemde yapabileceğiniz son derece lezzetli, besleyici ve çok pratik erik pestili tarif vereceğim. 2 kilo kırmızı eriği çekirdeklerini çıkartıp doğruyoruz. Doğradığım eriklerin içine bir su bardağı su ve yarım su bardağı toz şeker ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz. Siz isterseniz siz şeker koymayabilirsiniz. Erikler yaklaşık yarım saattir orta ateşte kaynıyor. Yeterince yumuşadı. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Biraz ılıdıktan sonra iyice posası kalana kadar süzgeçten geçiriyoruz. Çok az bir posası kaldı gördüğünüz gibi. Bu kadar yeterli. Süzgeçten geçirdikten sonra tekrar tencereye aldığım erik özünü ısıttım. Şimdi 3 yemek kaşığı nişastanın içine bir miktar erik suyundan ekleyeceğim. Açarak içine ekleme yapacağım. Dakikada bu şekilde kaynatacağım. Daha sonra boza kıvamına gelince altını kapatacağım. Yeterince kaynadı ve gördüğünüz gibi koyulaştı. Boza kıvamına geldi. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Ilıyan erik sosumuzun bir miktarını yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize döküyoruz ve ince bir katman olacak şekilde yayıyoruz. İlk tepsimiz kurutulmaya hazır. Erik sosunun bir miktarını da sudan geçirdiğimiz servis tabağına döküyoruz ve ince bir katman şeklinde yayıyoruz. Tabağın ıslak olması, erik pestilimiz kuruduktan sonra çıkartılmasını kolaylaştırıyor. Kalan erik sosunu bir tepsi ve bir servis tabağına daha döküp yaydım. Yani benim erik sosumdan 2 tepsi ve 2 servis tabağı çıktı. Daha sonra erik pestillerimin kuruması için güneş gören bir yere masanın üzerine yerleştirdim. İki günde erik pestillerim harika kurudu. Yalnız akşamları nemli olmasın diye pestillerimi içeri aldım. Kenarlarını hafifçe kazıyarak dikkatli bir şekilde pestilimizi yağlı kağıttan çıkartıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken pestili çıkartırken biraz yavaş ve narin davranmamız gerekir. Aksi takdirde yağlı kağıt yırtılabilir. Bu da işimizi zorlaştırır. Pestilleri bıçak ya da makas yardımıyla istediğimiz şekillerde kesiyoruz. İçlerine ceviz koyarak rulo ve muska şeklinde sarıyoruz.
Servis tabaklarına döktüğüm pestiller de harika kurumuş. Pestilleri dökmeden önce tabakları ıslattığım için hiç zorlanmadan çok rahatlıkla çıktı. Aynı şekilde bunları da kesip içlerine ceviz koyup sarıyoruz. Erik pestillerimiz yenmeye hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.